Hürriyet yazarı Hande Fırat biliyorsunuz AKP'ye yakınlığıyla bilinen bir isim. Hande Fırat bugünkü köşe yazısında Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. İddiaya göre bir anket Erdoğan'ın karar değiştirmesinde etkili olmuş. Hatırlarsınız geçtiğimiz yılki açıklamalarında pek sıcak bakmıyordu. Sultan Ahmet'i dolduralım diyordu. Hande Fırat da bu konuyla ilgili bir yazı yazmış. Yazısında özetle şu ifadeleri kullanıyor. Sadece o bölümü okuyalım. Konu bir milli egemenlik meselesidir. Ayasofya konusunda Türkiye yıllardır bir baskıyla karşı karşıyaydı. Ancak bu baskıyı göze alınca başa çıkabileceğini, gücü yetebileceğini düşününce 2019 söylemi geride bırakıldı. Kısacası Erdoğan Ayasofya'nın cami statüsünü alması için konjöktürü uygun buldu. Ayrıca 2016 yılında açılan davada karar günü yaklaşınca AK Parti anket çalışması yaptırdı. Ayasofya'nın açılması isteğinin yüksek çıktığı o anket MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu ve Kariye Camisi örneği hatırlatıldı. Yani anket çalışmasında toplumun büyük bir bölümü Ayasofya'nın açılmasını istemiş ve şimdi geldiğimiz noktada da Ayasofya açıldı. Muhalefet de haliyle diyor ki erken seçim herhalde yolda ki Ayasofya meselesi gündeme bir anda getirildi ve ibadete böyle bir ortamda açıldı. Hatta Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş da Danıştay'ın karar verdiği gün bir tweet atmıştı. İşte erken seçim geliyor herhalde yolda demişti. Muhalefetin görüşleri bu şekilde. Peki Ayasofya'nın ibadete açılması ben artık AKP'ye oy vermeyeceğim diyen küskün seçmeni geri kazandırır mı? bence kazandırmaz. Çünkü vatandaş aldığı maaşa bakar, enflasyona bakar, kirasını ödedikten sonra, faturasını ödedikten sonra markete, pazara gittiğinde filesi, market selesi doluyor mu, market arabası doluyor mu buna bakar. Bunda değişen bir şey olduysa oy verip vermeyeceğine karar verir. Z kuşağı Z kuşağı diyorlar. Bu kuşak yarın üniversiteye gidecek. Üniversiteye gittikten sonra mezun olduktan sonra ben acaba iş bulabilecek miyim diye kendisine bir sorgular. Çevresindeki kişilere bakar. Her gün işsiz sayısı artıyor. Genç nüfusta işsiz sayısı tırmanışa geçmiş. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş arayan gençlerin sayısında büyük bir patlama var. Hala bu bir kanayan yara. Aynı şekilde KYK borçları var bu gençlerin. Mezun olduktan sonra bunu ödeyemedikleri için bir de üstüne faiz ekleniyor. Bu durumda bir değişiklik var mı? Buna bakar. Bunlarda da bir değişiklik yoksa Ayasofya açılmış, Kanal İstanbul'a ilk kazma vurulmuş, ihalesi yapılmış, şu olmuş, bu olmuş. Vatandaşın hiçbirisi umrunda olmaz. Vatandaşın tek bir problemi vardır, tek bir derdi vardır. Geçimdir. Geçimini sağlayabilmektir. Z kuşağı dediğimiz kuşağın tek bir derdi vardır. Ben üniversiteye gideceğim. Üniversitede okuduğum bölümde mezun olduktan sonra acaba alanımda iş bulabilecek miyim? Buna bakar. Bugün internet ortamında bakıyor. Avrupa'da yaşayan gençleri, arkadaşları izliyor. Bu imkanlar, bu şartlar niye bende yok diyebiliyor. Bu rahatlık bende niye yok diye biliyor. Ama biz bu Z kuşağını anlamayarak işte baskıyı artıralım, Sosyal medyaya kısıtlama getirelim. Şunu yapalım, bunu yapalım. Bunların hiçbirisi işlemez. Kaldı ki vatandaşın sokağın sesi farklı. Tabanın sesi farklı, tabanın sesi farklı. Bugün vatandaş sıkıntısını, problemini, derdini anlatabilecek bir bakan, bir vekil bulabiliyor mu? Hadi bir bakanın yanına gitsin vatandaş, bizim böyle bir problemimiz, böyle bir sorunumuz, böyle bir derdimiz var desin diyebiliyor mu? Diyemiyor. E muhalefet ne yapacak o zaman? Ayasofya meselesine takılıp kalmayacak, Kanal İstanbul meselesine takılıp kal, takılıp kalmayacak, Yapay gündemlerin peşine takılıp kalmayacak, muhalefet olarak gerekirse Meral Akşener'in yaptığı gibi kürsüsünü vatandaşla paylaşacak. Çünkü vatandaş sesini duyurabileceği bir gazete, gazeteci, televizyon kanalı pek bulamıyor. O kanalların zaten büyük bir bölümü masal anlatıyor sokağın sesine kulak verilmediği için de haliyle sosyal medya haber aracı olarak kullanılıyor. Şimdi buna ilişkin bir düzenleme yapılacak. Baro sisteminde bir düzenleme yapılacak. Muhalefet buna da tepkili. Ama yapılması gereken şey vatandaşın problemine, derdine, sıkıntısına kulak vermek, çare olmak için alternatif olabileceğini göstermek. Yoksa Ayasofya'nın ibadete yeniden açılmasına hiç kimse karşı çıkmıyor çıkamaz da zaten Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde bir yapı Türkiye Cumhuriyeti'ne ait yani buna Yunanistan da karışamaz Rusya da karışamaz ben bile bu fikirde konuşabiliyorsam AKP de şunu düşünüyor olabilir biz milliyetçilik duygularını artırırsak Ayasofya meselesinde batının bu şekilde bize karşı çıkmasını sağlayabilirsek bu oya dönüşebilir Davos meselesinde olduğu gibi ama artık tutmuyor bunlar Artık yiyemiyor. Eğer öyle olacak olsaydı 31 Mart yerel seçimlerinde seçimi iptal ettiklerinde neydi mantıkları? Biz 7 Haziran'da tekrar seçime gittik 2015 yılında. Erken seçim kararı aldık. Koalisyonu kurdurmadık. Vatandaş hatasını anladı. Tekrar bizi iktidara getirdi. Biz de İstanbul'da seçimi yenilersek CHP kazanamaz. Neler kaybettiğini görür vatandaş. İmamoğlu da kaybetmiş olur. Hatta biz bu adama CHP'ye karşı toplum içerisinde bir nefret var ya. CHP adayı diyelim. Adını da anmayalım. Ekrem İmamoğlu demeyelim. Bu adam kaybeder dediler. Bütün medya gücüyle de İmamoğlu'nun üzerine gittiler. Sonuç ne oldu? 806 bin fark oldu. Yani şimdi yapay gündemlerle biz eğer TN'den oy toplayabiliriz, oy kazanırız derse AKP kaybedecek. Vatandaşın sesine, sokağın sesine kulak vermezse kaybedecek eriyecek. O erime böyle bu kararlarla durdurulamaz. Çoklu baro yapalım, sosyal medyaya kısıtlama getirelim, Ayasofya'yı açalım, Batı ile tartışmaya girelim, muhalefetle tartışmaya girelim. İşte CHP'li belediyelerin önünü meclis üyeleri kanalıyla engelleyelim. Oyumuz artar diye bekliyorlarsa çok yanılıyorlar. Toplumun sesine, vatandaşın sesine, gençlerin sesine kulak vermedikleri müddetçe artık kazanmalarının imkanı yok. Ama tek bir şartla muhalefette bir değişiklik olursa, muhalefet aynı tas, aynı hamam adamların karşısına çıkarsa, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakıp gitmezse, onursal genel başkanlık ünvanını alıp kurultayda değişime öncü olmazsa, AKP'nin eli tabii ki haliyle güçlü olacak. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Fatih Erbakan, Demokrat Parti, bunlar bir araya gelip, Saadet Partisi bir araya gelip, üçüncü bir merkez sağda ittifak kurmazsa AKP'nin eli yine girdiği seçimde güçlü olacak. 18-19 yıldır kazanmalarının tek bir nedeni var. CHP'nin zayıflığı, CHP'nin vizyonsuzluğu, CHP'nin muhalefet yapamayışı, aynı şekilde merkez sağın alternatif olabileceğini göstermemesi. Merkez sağ yıllardır AKP'nin tek elinde. Çünkü Mehmet Ağar ve Erkan Mumcu bir araya gelip o merkez sahada birleşmeyi sağlamış olsalardı bugün AKP diye bir parti olmayacaktı. Ama ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Orada bir araya gelemediler. Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi'ni sildiler. Sonuç ne oldu? AKP bir kez daha iktidara geldi. CHP'de Türkiye'de 367 krizini yaşattı. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimde meclise girmedi. Türkiye'yi yeniden bir erken seçime mecbur bıraktı. Abdurrahman Yalçınkaya adında bir savcı kapatma davası açtı AKP'ye. Mağdur etti AKP'yi. Dolayısıyla ne oldu? AKP girdi erken seçimde güçlü bir şekilde tekrar karşımıza çıktı geldi. Bir sonraki seçimde Ekmelettin İhsanoğlu diye birisini, Google'dan adını sanını bilmediğimiz, aramak zorunda kaldığımız birisini karşımıza Bahçeli ile birlikte Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkardılar. Altın tepside Erdoğan'a bir kez daha iktidarı... Bunu kim yaptı? CHP yaptı. Kim yaptı? Kılıçdaroğlu yaptı. Ve sonrasında İhsanoğlu mecliste meclis başkan adayı olunca destek vermedi. Birkaç ay önce siz kalkıyorsunuz, cumhurbaşkanı adayı gösteriyorsunuz. Birkaç ay sonra meclis başkanı adayı olduğunda destek vermiyorsunuz. Hal öyle olunca MHP'yi de AKP'ye kaptırdı. MHP de AKP ile ortaklık kurmak zorunda kaldı. AKP de dedi ki ya bunlar 7 Haziran'da. Bir meclis başkanı dahi seçemiyorlar. Ellerinde bir %60'lık blok olmasına rağmen, bir güç olmasına rağmen biz bu adamlara niye koalisyon kurmalarına izin verelim dediler. Erken seçime gittiler, yine tek başına iktidara geldiler. Ama şimdi geldiğimiz noktada hata üstüne hata üstüne baktığımızda hep muhalefetin hatalarını görüyoruz. Bazı dostlar kızıyor burada yorumlarında. Ya sen niye AKP'yi eleştirmiyorsun, muhalefeti eleştiriyorsun? 18-19 yıldır adamlar iktidar oluyorsa... O zaman demek ki muhalefet yanlış. Muhalefetin düzelmesi, muhalefetin kendisine çeki düzen vermesi, alternatif olabileceğini göstermesi gerekiyor. AKP'yi iktidarda tutan bir yapı varsa tabii ki önce kemik kendi tabanlarındaki seçme taraftarları, ikincisi de bu muhalefet anlayış. AKP'yi iktidarda tutan bu muhalefet anlayışı başka bir şey değil. Ben yine diyorum merkez sağda üçüncü bir ittifak olmazsa, CHP'de bir lider değişikliği olmazsa, AKP girdiği şu anki bir seçimde, şu an bir seçim olsun yine iktidara gelir. Çünkü merkez sağda üçüncü ittifak olmazsa, Ali Babacan, Davutoğlu, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ayrı ayrı seçimlere girerse, bir ittifakın da parçası olmazsa baraj altında kalırlar. Baraj altında kalacakları gibi ne olacak? AKP mecliste yine çoğunu elde etmiş olacak. E, Cumhurbaşkanı adayını hala muhalefet duyurabilmiş değil. Erken seçim iddiaları var ama diyorlar ki yok şu an yeri değil. E baskın bir seçimde mi açıklayacaksınız? Muharrem İnce ismi 50 gün önce değil de 150 gün önce açıklanmış olsaydı seçim ikinci tura kalabilir. Belki de Muharrem İnce o rüzgarla Cumhurbaşkanı seçilebilirdi. Ama muhalefet ne yaptı? Abdullah Gül'ü mü çat aday göstersek, şunu mu aday göstersek, bunu mu aday göstersek diyerek seçime 50 gün kala Cumhurbaşkanı adayını ilan etti. Hatası da en büyük hatası buydu. Ama bunu hiç kimse konuşmuyor. Bunu hiç kimse söylemiyor.